çözüm üretemeyen iktidarlar zulüm üretir, bu nettir. Erdoğan ve iktidarı çözüm noktasından tamamen kopmuştur. Kadroları da maalesef bu anlamda ciddi anlamda reform isteyen kadrolar tasfiye edilmiştir. Erdoğan'ın etrafında yalnızca dalkavuklar ordusu vardır ve eski ceberut devletin aktörleri var. Ve bunlar da ancak yani ekonomik alanda, sosyal alanda, siyasi alanda herhangi bir reform öneremeyen bu unsurlar şiddetle, milliyetçi politikalarla, ırkçı politikalarla, şöven politikalarla bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Şunu başarmaya çalışıyorlar. Bir esnaf siftahsız dükkan kapattığında iktidarı suçlamasın istiyorlar. İstiyorlar ki Kürt halkını suçlasın. Milliyetçi yani tepkisini ırkçılığa dönüştürsün istiyorlar. Veya emeklilikte yaşa takılanlar mesela tepki veriyorlardı, bunlar sesini çıkarmasın istiyorlar. Veya Kaz Dağları'nda biliyorsunuz yağmalamaya çalışıyorlardı. Orada bir tepki oluşmuştu. Bu tepkiyi susturmaya çalışıyorlar. Şimdi vatan risk altında, büyük bir beka sorunumuz var diyerek bu tip ekolojist, emekle ilgili, eşitlikle ilgili, adaletle ilgili talepleri susturmaya çalışıyorlar. Ve maalesef savaş anında bu tip sesler büyük oranda susarlar. Bunu da görüyoruz. Erdoğan bunu gördü. Ama şunu herkes bilsin, bütün halklarımız bilsin. Hep beraber kaybediyoruz. Kürt de kaybediyor, Türk de kaybediyor, Ermeni de kaybediyor. Topyekun kaybediyoruz. İşte bu girdaptan çıkmanın sorumluluğu da başta iktidar olmak üzere bütün siyaset kurumunda. Yalnızca siyaset kurumunda değil, bütün vatandaşlarımızda. Hep beraber cesaretle savaşa hayır dememiz lazım. Bunu hem huzurumuz için dememiz lazım, hem refahımız için dememiz lazım. Bütün dünyanın karşı olduğu bir savaştan bahsediyoruz. Böyle bir dalgaya direnebileceklerini asla düşünmüyorum. Bu sefer yanlış hesap vardır ve yanlış hesap mutlaka hocamdan ölecektir.